Evet. Kesinlikle. Balyoz kesinlikle. Türkiye'de herkes aynı fikir mi bu konuda? Maalesef. Olmayanlar var. Maalesef. Yok hala ikircikli e, konuşan var yani. Ee, hala var. Mesela, Davaların bitmeme sebebi de o, hala Balyoz davasının evet. uzatılmasının sebebi de o. Mesela acaba Türkiye'de pek çok kişi bunca kumpas ortaya çıktıktan sonra 15 Temmuz darbe girişimi ortaya çıktıktan sonra bu kadar devletle örgütlenmiş bir yapı ortaya çıktıktan sonra Türkan Saylan hakkında acaba ne düşünmüştür Türkiye'de pek çok kişi? Yani mantık şunu gerektirir. En azından o dönem Ergenekon operasyonlarına inanmış insanlar için lanet olsun bu ne berbat bir örgütmüş, bu FETÖ neymiş meğerse bu kadının ne ahını almış Neler çektirmişler diye düşünür değil mi normalde? Hani bunu gerektirir. Süreci okumak bunu gerektirir. Tabii. Bakın, vicdan bunu gerektirir. Vicdan bunu gerektirir. Evet, bakın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi grubu sözcüsü Rıfat Doğan ne dedi? Türkan Saylan'la ilgili. Ve çok açık söyleyelim. Biz Türkan Saylan'ın toplumun Çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir ve bu sebeple de bakın hiç hiç lafımızı esirgemiyoruz. Türkan Saylan, bu milletin ortak değerlerine arkadaşlar, hakaret eden arkadaşlar niye bağırıyoruz? Sözcüğünüz çıkar konuşur, rica ediyorum. İstediğiniz ediyoruz. kadar Lütfen. bağırabilirsiniz. Lütfen. Ve Lütfen. biz burada olduğumuz Saygı. sürece, Saygı. AK Parti çoğunluğu burada olduğu sürece, Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır. Saygılar sunarım. Tamam, hemen düzelteyim az önce söylediğim Rıfat Doğan değil beyefendi kendisi yani Rıfat Doğan Doğan'ı bebe sözcüsü olarak değil, bunu paylaşan kişi olarak takip eden. Faruk Gök konuşan kişi. Şimdi insan neye üzülüyor? Neye üzülüyor insan? Şuna üzülüyor. Şimdi e, Türkan Saylan bizim işte milletin ağırlığının bir anlamda aslında temsil ettiği birisi değildir. Hatta milletin değerlerine hakaret edendir. Şöyle kötüdür, böyle kötüdür. Yani baktığınızda ben Türkan Saylan kimdir biliyor musunuz? Türkan Saylan, hani ben doktorluk, tıp Yüzam'la e, makarçı verdiği mücadelesi ayrı bir mesele ama bizim insanlığa katkıları. Ben e, Türkan Saylan'ın bir e, çağdaş yaşam destekleme derneğinden burs alarak eğitimini tamamlamış bir e, barış olarak söylüyorum. Öyle anlatayım. 100 binden fazla öğrenci burs veren ÇEDD'nin kurucularındandır. Keza 3600 kitaplık. 31 kütüphane kuran, 5 milyon üzerinde kitabı öğrencilere ulaştıran ÇDD'nin kurucularındandır. En önemlisi ne biliyor musunuz? Onlarca okul yaptılar vesaire. En önemlisi şu. Neden ÇDD'de hedef? Neden hala Türkan Saylan hedef biliyor musunuz? Türkan Saylan'ın açtığı yol o küçücük çocuklar tarikat şehirlerinin, tarikat yurtlarının kölesi olmasın. Onların esiri olmasın diye daha çağdaş bir Türkiye'de büyüsün diye mücadele etti. Ve hala da ÇD'de bunun mücadelesini veriyor. Ama işte buna karşı çıkanlar vardı. Bundan tam 12 yıl önce. 13 Nisan 2009 sabahında Türkiye'nin saylının evi basıldı. Çağdaş Şam'ın destekleme derneğinin 33 şubesi basıldı. 42 ÇDD'li yönetici gözaltına alındı. Bu ülkenin polisleri Savcıları, hakimleri maalesef o üniformayı giymiş insanlar çağdaş bir Türkiye'ye operasyon yaptı. 39 tane, 39 tane sahte, bakın altını çiziyorum sahte belgeyi bu insanları terör örgütü üyesi olarak suçlamak için bilgisayarlara koydular, bilmem ne sildiler, bilmem ne yaptılar ve bugün AKP hükümetini büyük 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 eleştiriler yapan ne kadar zalim olduğunu iddia eden bazı gazete cimsiler, altını çiziyorum bazı gazete cimsiler o Fethullahçıların yaptığı operasyona alkış tuttular. O 39 tane sahte belgeyi manşetlerini çektiler. Açsınlar baksınlar. İnsanlar açsınlar baksınlar. 2009'da o operasyon yapıldığında kimler neler yazmış. Unutmamalıyız Gökmen Karadağ, Türkan Saylan gerçekten on binlerce öğrenciyi Tarikat şeyhlerinin elinden kurtaran insandır. Onun için işte şu an hala Hedeftir. hedeftedir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten AKP iktidarı o öğrencileri çağdaş olarak büyümesini istemiyor bana kalırsa. Ben işte biz sürekli konuşuyoruz. Belki yine konuşacağız. Tarikat yurtlarında insanların, çocukların başlarına neler geldiğini konuşuyoruz. İşte ya Türkan Saylan'ın <laughs> çizdiği o yolu bizim sahiplenmemiz gerekiyor ya da işte küçücük çocukların tarikat yurtlarında maalesef ama maalesef tacize, tecavüze, istismarı uğradığı yolu seçmemiz gerekiyor. Ortası yoktur bu işin. Ben Türkan Saylan'ın yolunun çağdaş Türkiye için, aydınlık Türkiye için, büyük Türkiye için ve mutlu bir Türkiye için ve çocuklarımız için gerektiğine inanıyorum. Onun için Türkan Saylan hedef. Ben şaşırmıyorum açıkçası. Aksini söyleseler şaşırırdım. Evet. Yani tabii çok dramatik bir şey bu, çok üzücü. Birincisi uğradığı kumpas iftiralar, çok büyük yıpratılma. Belki e, Sayın Profesör Doktor Türkan Saylan'ın ömründen alarak daha erken ölmesine sebebiyet verdi bu insanlar. Aslında katiller. Bir ay sonra, bir ay sonra ha. hayatını kaybetti. O Aslında gözaltıdan katiller. bir ay sonra, ha. E, o operasyondan bir ay sonra. Aslında hayatını katiller kaybetti. bu insanlar aynı zamanda. Çünkü böyle yaşayan bir insanın bu tür iftiraların altında 33 şubesinin başı. E, basıldığı yerde kalması mümkün değildi. İnsanlığa en büyük faydası olan kişilerden biridir. Hayatını insanlığa vakfetmiş ve insanlığın faydasına olan şeyler için uğraşmıştır. Ama nasıl bir ülkede, cemaat ve tarikatların pençesinde olan ülkede bunu yapmıştır. Bugün AK Parti dediğimiz siyasi iktidarın gerçek yüzünü ifade etmiştir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Ortak değerler nedir? İnsanlığın ortak değerlerinin en önemli temsilcisidir Türkan saylar Senin ortak değerlerin ne? Sen önce onu anlat. Senin ortak değerin evrensel olarak insanlığın ortak değerleri değilse hangi değerlere sahipsin sen? Sen bana onu anlat. Sen bana tarikat ve cemaatlerin e, biat ettiği F-16'lara bindirip... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosunu bombalattığı tarikat ve cemaatlerin yetiştirdiği adamların ortak değerlerinden mi bahsediyorsun? Nedir senin ortak değerin? Bunu bana anlat. Dolayısıyla biz biliyoruz ki en büyük tarikat Atatürk'ün dediği gibi medeniyet tarikatıdır. Türkan Saylan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınlarının simgesidir. Eğer bugün, eğer bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınları anayasanın 10. maddesinde olduğu gibi en azından yazdığı şekliyle en azından bu var. Tabii ki çok daha ilerleme kaydetmesi lazım. Yapılması gereken şey bu kadın erkek eşitliğini pekiştirecek, tahkim edecek noktayı yaratmaksa bugün dahi, bugün kadınların katledildiği bir ülkede yaşıyoruz. İşte bu tırnak içerisindeki ortak değerler, kadınları eve kapatan, kadınların sadece anne olacağını söyleyebilen e, zihniyetin, karanlık zihniyetin yarattığı insanlar bunlar. Dolayısıyla bunların fotoğrafını Türk milleti de çekmeli özellikle AK Parti'ye oy veren seçmenlere söylüyorum. Kızı olan, evladı olan anne babalara sesleniyorum. En büyük tehlike budur. Neden söylüyorum bunu? O cemaatin elinde mağdur olan cezaevine giren karşımıza aynı mağduriyetleri yaşayan binlerce insan var. Bu insanlar aslında bedel öderlerken neyin bedelini ödediler? Şunu bilelim. Ben 16 Temmuz günü televizyona çıkarak 15 Temmuz'dan bir gün sonra Bakın dedim çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Biz çünkü bu işin ciğerini biliyoruz. Bu cemaat mensupları yani Fethullah Gülen cemaatinin mensupları başka tarikatlara sızacaklar. Çünkü yoktur birbirlerinden farkı. Bana kimse bugün kendisinin cemaat olduğunu, tarikat olduğunu söyleyen hiçbir kitle açıkçası diğerinden farklı olduğunu yani FETÖ yapısından farklı olduğunu sadece birini Deşifre ettik. O da darbe yaptığı için unutmayalım. O darbeden 2-3 ay evvel Anayasa Türkiye Cumhuriyeti'nin Adliyesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasal Suçlar Bürosu 300 generalin görevden alınması için Genelkurmay'a yazdı. Cevap bile alamadı. Eğer Nisan ayında, Mayıs ayında o generaller görevinde ki onların hepsi FETÖ'den tutuklandı ya da yurt dışına kaçtılar. Onlar alınsaydı bu darbe belki başarısız olacaktı. Bakın o darbe bu noktada. Yani zaten başarısız oldu ama başarısız oldu yani da bu noktaya hani, da gelemeyecekti bu kadar no bu olarak. Darbe da hiç olmayacaktı. olmayacaktı. Yani, yani biz belki de de o teşebbüs dayı olmayacaktı. Özür dilerim düzelteyim. Hı? bu teşebbüs dayı olmayacaktı. Şimdi şu, bu model hep tüm tarikat ve cemaatler için modeldir. Mesele şudur. Türkiye'de cemaat, cemaat ve tarikatlar olmaz demiyoruz bunu böyle anlatırken. Ama anayasal sınırlar içerisinde ama ama temel hak ve hürriyetlerle ilgili ama hukuk sınırları içerisinde gizli gündemi olmayan ve şeffaf olan. Eğer bugün eğer bugün Türkiye en büyük Türkan Saylan'ın bir özelliğini daha vurgulayalım. En önemli şey. Bugün demin Barış söyledi.